Türkiye seçim sattı maline girdi artık ve siyasetteki büyük hareketlilik piyasaları ve ekonomiyi de belirliyor. Büyük bir oynaklığa sebep oluyor. Geçen cuma bunun startı verildi. İyi Parti biliyorsunuz altılı masadan ayrıldığını açıklamıştı. Meral Akşener'in bunu açıkladığı dakikalarda borsada 3ten fazla kayıp görmüştük. Sonra günün sonuna doğru cuma günü ziraat yatırım alımları endeksi toparlamıştı. Bugün haftaya da yine siyasetin etkisinde başladık. Borsada yine siyaset kaynaklı sert hareket var. Ama bu sefer yükseliş var. %3'den fazla yukarıdaydı endeks. İyi Parti yine özne, ana kahraman. İyi Parti geçen hafta ayrıldı. Altılı Masa'dan bugün döndüğünü açıkladı. Bir formül üzerinde anlaştı taraflar. Formül Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanının aday olarak ilan edilecek yani Kılıçdaroğlu'nun icracı yardımcıları olması bu formül İyi Parti'nin dönmesini sağladı. Ve bu haber daha duyulduğunda borsada yükseliş başlamıştı. Bugün %3'ten fazla bugün sert bir yükseliş gördük. Şimdi belli ki seçime kadar özellikle borsa tarafı siyasetten çok etkilenecek. Siyasetteki hareketlilik borsayı, endeksi özellikle büyük hisseleri, biz 30 hisselerini derinden etkiliyor ve etkileyecek. Ama borsada bugün yükselişin bir sebebi daha var. O da Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelmekte olan para 5 milyar dolar. Aslında bu da eski bir hikaye. Önce sonbaharda Bloomberg bunu 5 milyar dolar olarak duyurmuştu. Ben de size aktarmıştım. Bir mevduat anlaşması yapılacağı Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na depo edeceği 5 milyar doları. Ama onun da aslında bir evveliyatı var. Eski izleyiciler hatırlayacaktır. Geçen bahar aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye gittiği ve bu arada Muhammed bin Selman'ın yani Suudiler'in fiili lideri Veliaht Prensin Türkiye'ye geldiği günlerde Ankara'da ekonomi yönetiminin Suudi Arabistan Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 20 milyar dolardan fazla bir para takası yani bir swap anlaşması yapılmasını beklediği konuşuluyordu. 20 milyar dolardan fazla para yani büyük bir beklenti vardı. O beklenti gerçeğe dönüşmedi. Yani öyle beklendiği gibi 20 milyar dolardan fazla bir kaynak değil. 5 milyar dolar Suudi Arabistan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na veriyor. Bugün resmen anlaşma imzalandı. Ama işte görüldüğü gibi epey gecikmeli bir şekilde imzalandı. Bu gecikme sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın kızdığı ve geçen haftada bu arada bu gecikmenin faturasının Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye çıkarıldığı Ankara'da konuşuluyor. Onun üzerine de Suudi Arabistan'la olan görüşmelerin hızlandırıldığı ve işte bugün anlaşmanın ilan edildiği yine Ankara'da konuşulanlar arasında. 5 milyar dolar başlangıçta beklenen kaynağın epey altında ama yine de seçim öncesinde Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirecek bir kaynak dolara müdahale etmek için cephanesi biraz daha güçlendi. Merkez Bankası'nın geçen hafta hatırlarsanız net harcanabilir rezervi Merkez Bankası'nın 20 milyar dolara kadar gerilemişti. Bir ara 30 milyar dolara yükselmişti. Brüt rezervi de 121 milyar doların hemen biraz üzerine gerilemişti. Burada önemli olan net harcanabilir rezerv ve işte Suudi Arabistan'dan gelecek olan bu parayla yine bir miktar daha güçlenecek. Dolara zaten aylardır müdahale ediyor. Ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın rezervleriyle Bloomberg'dan Selva Bazikin'in hesabına göre ki Merkez Bankası eski bir ekonomisti. Geçen senenin genelinde 2022'de 108 milyar dolar rezervlerden satıldı. Doları kontrol altında tutmak için bu yılda satış devam ediyor. İhracatçılardan ve turizmcilerden gelen döviz gelirlerinin tamamı döviz piyasasına satılıyor. Ve bu sayede işte dolar haftaya yine 18.90 seviyesinde başladı. Merkez Bankası'nın rezervleri hem dost ve kardeş ülke merkez bankalarıyla yapılan swap ya da başka anlaşmalar sayesinde güçlendirilmiş durumda. Hem de işte ihracatçılardan ve turizmcilerden döviz girdilerinin %40'ını biliyorsunuz zorunlu olarak alıyor Merkez Bankası. Hangi ülkelerde anlaşma var? Bunları bir hatırlayalım. Azerbaycan'la var. Azerbaycan Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1 milyar Euro'luk bir depo mevduat anlaşması var. Suudi Arabistan Merkez Bankası ile yapılan anlaşma gibi. Bu arada swap anlaşmaları var. Katar'la 15 milyar dolarlık bir swap anlaşması var. Çin'le Çin Merkez Bankası ile 6 milyar dolarlık bir swap anlaşması var. Birleşik Arap Emirlikleri ile bu arada 5 milyar dolarlık yine bir swap anlaşması var. Güney Kore ile de bu arada 2 milyar dolarlık bir swap anlaşması var. Toplam yani 28 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Bu arada işte 5 milyar dolar Suudi Arabistan, 2 milyar dolar Azerbaycan mevduat anlaşmaları. Bunlar Merkez Bankası'nın rezervini güçlendiriyor. Dolayısıyla seçim öncesinde dolarda çok sert bir hareket beklememek gerekiyor. Ama seçim sonrası elbette bambaşka bir dönem olacak. Seçim sonrasında dövizde bir düzeltme kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü ihracatçıların rekabet yetenekleri çok azalmış durumda. Neden? Bunu sık sık değinmeye çalışıyorum bu kanalda. Enflasyon içerdi, artıyor ama dolar aynı oranda artmıyor. Böyle olunca da ihracatçılar uluslararası pazarlarda zam yapmak zorunda kalıyorlar. Nitekim bugün reel efektif kur açıklandı. Yani TL'nin enflasyondan arındırılmış değeri ve üfe tarafında üretici fiyatlarından arındırılmış tarafta bir miktar gerilemekle birlikte yine de epey yüksek bir seviyede kaldığını reel efektif kurum gördük. Yani 2021'in sonbahar aylarında 60'lı seviyelere kadar gerilemişti üfe endeksi reel efektif kur. Yani o güne kıyasla TL'nin aslında ciddi şekilde değerlendiğine işaret ediyor. Peki seçim sonrasında dolar ne olur? Bunu geçen hafta, geçen cuma günü size sormuştum. Kanalda bir anket açmıştım. Dolar 6 ay sonra kaç TL olacak? Burada görüyorsunuz %46'sı bugüne kadar 18 bin oy kullanılmış. Ki bu kanalın izleyicileri küçük yatırımcılar. Yani Türkiye'deki küçük yatırımcıların yarıya yakını 6 ay sonra doların 27 lira ve üzeri olmasını bekliyor. YouTube anketlerinde çok fazla seçenek oluşturma şansı yok. O nedenle az sayıda seçenek var. Ama 27 liranın altı pek beklenmiyor bu kanalın izleyicileri. 25-26 lira olur diyenler %18. 23-24 lira olur diyenler %19. 21-22 lira olur diyenler %9. Ve bugünkü seviyelerinde veya biraz üzerinde olur yani 19-20 lira olur diyenler ise %8 ama işte yarıya yakın bu kanalın izleyicileri yani 9000 küçük yatırımcı 27 liranın üzerinde çıkmasını bekliyor. Daha fazla sayıda seçenek olsaydı herhalde yine önemli bir kısmının 30 liranın da üzerine çıkmasını beklediğini 6 ay sonra doların büyük olasılıkla görecektik. Enflasyon çok yüksek ama dolar o kadar artmıyor. Bu da ihracatçılara dert oluşturuyor demiştim. Sadece onlara değil, aynı zamanda Türkiye'de tasarruf sahiplerinin de derdi. Çünkü enflasyondan korunmak için çok fazla yatırım enstrümanı içeride yok. Evet borsa var. Geçen sene %200'e yakın prim yaptı. Ama borsaya her ne kadar çok sayıda yeni yatırımcı gelse de yaklaşık 1,5 milyon geçen sene. Türkiye'de finansal okur yazarlık hala çok güçlü değil. O nedenle yatırımcıların önemli bir kısmı da geleneksel Osmanlı'dan bu yana enflasyon karşısında insanların paralarını, tasarruflarını korumak için tercih ettiği yatırım enstrümanına yöneliyor. Yani altına Türkiye Ocak ayında da dünyanın en çok altın ithal eden ülkesi oldu. Bunun önemli bir sebebi bu. Sadece bu değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu arada şu anda dünyanın en çok altın ithal eden, altın alan merkez bankası ama vatandaşlar da alıyor içeride. Çünkü işte enflasyondan korunmak için kadınların kollarındaki bilezikler en temel yatırım enstrümanlarından biri. Faiz çok düşük olduğu için içeride. E, dolar da kıpırdamadığı için çok fazla seçenek yok. Yine altına yönelmiş durumdalar. Ve işte Ocak ayında Türkiye 23 ton altın ithal etti. Bu da Türkiye'yi dünyanın en fazla Ocak ayında da geçen senede öyleydi. Ocak ayında da. Türkiye'yi dünyanın en çok altın ithal eden ülkesi yaptı. Altın fiyatına da bakalım bu arada. Sözü gelmişken geçen haftanın ikinci yarısında sert bir hareket vardı. Haftanın başında geçen haftanın başında 1806 dolara kadar geriledikten sonra haftanın sonunda bir anda yükselmişti. Fed yöneticisi Bost için faiz artırımlarını yaz aylarında bitirebiliriz sözüyle 1850 doların üzerine çıkmıştı. Yeni haftaya geçen hafta kaldığı yerden başladı. Bu hafta yarın ve çarşamba günü saat Türkiye saatiyle 18'de FED Başkanı'nın konuşmaları var. Dünkü videoda anlatmaya çalışmıştım. Cuma günü de haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam. Beklenti 200 bin ama geçen ay beklentinin 2,5 katı gelmişti ve yine beklentilerin çok üzerinde gelir mi kaygısı var. Bu da haftanın ilk gününde 10 saltın Ons gümüş ve bu arada içeride elbette gram altın üzerinde ağırlık oluşturdu. Borsada bugün ilginç gelişmelerden biri Bank of America Merrill Lynch'in yüklü alımıydı. Nette 1.3 milyar liralık alım yaptığını gördük Bank of America'nın. Yani yabancı yatırımcılar seçime yönelik pozisyon almaya başlamışlar gibi gözüküyor. Seçim demişken biz yüzde en fazla getiri sağlayan 3 hisse de bu arada dikkat çekiciydi seçim bağlamında bugün İyi Parti'nin altılı masaya geri dönmesi sonrasında biz yüzde en fazla getiri sağlayan hisse İş Bankası, en fazla getiri sağlayan üçüncü hisse de Anadolu Efes. Muhalefetin kazanma olasılığının artması, en azından öyle bir algının oluşması beklentileri değiştirdi. Ve bu da Anadolu Efes'te sert bir yükselişe yol açtı. Önümüzdeki günlerde çok açık ki Seçim odaklı çok fazla yeni fiyatlama baş döndürücü hareket Borsa İstanbul'da görülecek.